Bismillahirrahmanirrahim. 15. ders. Eddersul hamise 15. 5. ders anlamındadır. Eddersul hamise aşere. 15. ders. 15. ders. El cem'u çoğul fil esma. İsimlerde çokluk. Peki. Bir küçük bir metnimiz var. O metni okuyacağız. Şöyle kamerayı yakınlaştıralım. Biraz daha. Evet. Metnimiz şöyle. جميل وطاهر وصادق مدرسون واو ونون. Evet. Çoğul yapma iki harfi budur. İkil yapması nasıldı? Bir elif ve nun idi. Mesela kalem, kalemun, kalemani. Şurada tabii kesralı. Burada ise fethalıdır. Mune. Mudarrisun. Aslı mudarrisundur. Mudarrisundaki tenvin gidiyor. Buradaki şu dammedeki tenvin gitmiş. Mudarrisu. Vav geliyor, nun geliyor. Vav uzatıyor tabi. Mudarrisune. Evet. Öğretmendirler. Hum. Onlar calisune. Oturmaktadırlar. Oturuyorlar. Oturandırlar. Calis. Oturan. Calisun. Oturanlar. Fil mektebe. Kütüphanede. Zeynep ve Fatıma ve Hatice de müderrisat. Evet. Bunu da çoğul yapmak yani müderris, müderrise. Müderrisun, müderrisetun. Buradaki tay merbuta ne olmuş? Bunun aslı müderrisetun idi. Şu tay merbuta açılmış, hop sola geçmiş. Ve o sola geçen tay merbuta ile son sin harfi arasında bir tane elif giriyor. Yani elif ve nun yapma, ikil yapmaya benziyor. Mudarrisetun, mudarrisatun. Yani kadın öğretmendirler çoğul. Mudarrisun bir öğretmen, mudarrisata, mudarrisune öğretmenler. Mudarrisetun bir kadın öğretmen, mudarrisatun kadın öğretmenler. Hunne onlar... Calisat, calisetun, bu ne aslı? Tun açılmış, taymer butta artık yok, açılmış ve o açılan t ile onun sin arasında bir tane elif gidiyor, çoğul oluyor. Calisatun, oturandırlar, indel müdireti, müdire hanımın yanında oturuyorlar. Evet. Mesele anlaşıldı. Şimdi bunun örneklerini verelim. Mudarrisun, mudarrisune. Müdirun, bir müdür. Müdirune, müdürler. Muvazzafun, memur. Muvazzafune. Bakın hepsi bunlar müzekkerdir erkek için. Dolayısıyla vav ve nun ekleniyor, bitiyor. Tabi nunu da fethalıdır, kesralı değil. Neccar, marangoz. Neccarun, marangozlar. Devam edelim. Aşçı nedir? Tabbah. Tabbahun. Haddad, haddadun, muslim, muslimun, Müslümanlar. Evet, şimdi erkek çoğul muzaf olunca sondaki nun düşer. Tıpkı tesliyedeki nun düştüğü gibi. Müderrisune idi, müderrisune öğretmenler. Nun düşerse muzaf olacak idafe. Tamlanan, tamlayan. Müderrisun, öğretmenler ama nasıl öğretmenler, hangi öğretmenler belli değil. Onu tamlayacak, tamlayanı nedir? Medresedir. Medresenin öğretmenleri. Burada mudaf, mudafu ilehi var. O zaman müderrisundaki nun düşüyor. Müderrisul medreseti. Bu da tabii kesra oluyor. Tabii harfi tarif geldiği için de burada tenvin yok. Aslı bu nedir? Medresetun. El medresetu. İdafe olunca, bu ona idafe edilince ikisi beraber bunu kesraya haline getiriyor. Evet. Mudarrisul medreseti. Tabi bu sin ve vav, her ne kadar vav bu elif bireminde uzatıyorsa mudarrisu da uzatıyorsa da madem ondan sonra bir lama hemen bitişme var, bu hiç uzatmıyormuş gibi okunur. Mudarrisul medreseti denir. Tamam. O da öyle. Mudirul vizare. Bakanlığı müdürleri. Muvazzafu, dikkat edin bunlar hep düşüyor. Muvazzaful hukume. Neccaru suq, tabbahu şari', haddadul kariyeh,
Müslimul Medine. Müslimul Medine demiyorum. Yani bu vav, yani burada yapışma olduğu için şu ikisi arasında vav kaynıyor arada, okunmuyor. Yazılır ama okunmaz. Tamam. 3. Mesela müenneslerde çoğul yapma örnekleri. Müderrisetun. Hemen taymer butayı aç. Sinle arasına elif koy. Müderrisat. Hayyatah. Tekharım terzi. Hayyatat. Tabahah, tabahatun, tabahata, tabahat, muslimatun, muslimat, zeynebu, zeynebat. Her ne kadar burada tay merbuta yoksa da bizim asıl kalıbımız elif ve açık t'dir. Bu onu bir müennes ismi çoğul yapmaya bir formüldür. Bir elif ve t. Devam edelim. Sayfa 128. Şu isimleri çoğul yapınız diye çalışma. Hemen yapalım. Ben şöyle söyleyeyim. Mu'min, mu'minun. Muazzin, muazzinun. Kassab, kassab, kassabun. Sabbah, sabbahun. Abid, abidun. Saim, saimun. Cahil, cahilun. Kafir, kafirun. Mesela kafirun suresi var. Yani kafirler anlamındadır. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Kafirun. Evet. Zalim, zalimun. Haddad, haddadun. Musari' musari'un. Hattat, hattatun. Hepsi de müzekkerdir. Ve müzekkerin formülü şöyle kelimemiz bir vav ve bir fethalı nun alır. Bu kadar. Çoğul yaptığınız bu isimleri muzaf olarak kullanırız. Tamam, muzaf olarak kullanalım. Bir iki tane olacak. Mesela işte ne diyelim? Mu'minun, yani Allah'ın müminleri. Şöyle diyeyim. Mu'minullah ya da Kur'an'ın müminleri. Mu'minul Kur'an. Aslı mu'minul Kur'an'dır. Orada nun tabi düşüyor. Mu'minul Kur'an diyorum. Müezzin, caminin müezzini, mescidin müezzini diyeceğim. Müezzinul mescid. Muazzinul mescid demiyorum. O kadar uzatmaya gerek yok. Çünkü idafe var, yapışıyor. Muazzinul mescid. Muazzinun nun düşüyor. Muazzinul mescid. Şeyde yapayım, abid yapayım. Abid. Namazın abidi diyelim mesela. Namazın kulu. Namazı çok kılıyor. Abidus salah. Abidus salati. Evet. Namazın abidi. Abidleri. İdafe de yaptık. Tilmiz. Tilmize kız öğrenci. Ne diyor bize? Aşağıdaki isimleri çoğul yapınız. Tamam. Tilmizetun. Çoğul yapma formülü neydi? Taymer butayı aç. Ortaya elif koy. Tilmizat. Müdireh. Müdirat. Müslimetun. Müslimat. Mizalletun. Mizallat. Tairetun. Tairat. Tabbahetun. Tabbahat. Hayyatetun. Hayyatat. Ustazetun. Ustazat. Abidatun, abidat. Evet. El-cem'u. El-mukesseru. Cem'u mukesser. Kırık çoğul. Yani şu müzekkerlerdeki vav ve nun formülüne bir de müenneslerdeki elif ve te, açık te tenvinli formülüne uymayan çoğullar. Yani bunlar gayri nizami çoğullardır. Arapçada var. Bunları da bilmek lazım. Ezberle bilinir. Kalem, aklam, kalemin çoğulu aklamdır. Kalemun denmez. Tamam. Kitap, kutup çoğuludur. Kelp, kilap. Cidar, cudran. Yani bir kalıp yok ha. Racul, rical. Gurfe, guref. Nehr. Enhar, bab, ebvab, libas, elbiseh, tifl, etfal, evet, kalp, kulub, bint, benat. Evet. Bu da kırık çoğullardı. Ezberlenecek. Tabi ileride farklı kırık çoğullar da var. Onlar da karşınıza çıkacaktır. Arapçada 3 çeşit çoğul vardır. Şöyle gösterilir. Evet, çoğulları 3'e ayırırız. Cem'ül müzekker, müzekkerin çoğulu salim, yani kurallı. Hani nasıldı? Vav ve nun geliyordu ya.
Cem'ül müennesi, müennesin çoğulu. Müennesin çoğulu o nasıl geliyor? Müennesin çoğulu da yine salim olan, yani kurallı olan, o da dikkat ettiyseniz bir elif ve te. Ha, burada varmış, evet, formüller. Bir de tabii cem'i mekesser var, kırık çoğul dediğimiz, orada bir kural kaydı yok. Zaten burada da var örneklerimiz. Hemen şöyle okuyayım şu dört örneği. 5-6 örnek. Evet. Raculun, ricalun, adam adamlar, kitabın, kutubun, evet, kalem, aklam, bab, ebuab, gurfe, guref, imre'eh, nisa. Mesela nisa, kadınlar demektir. Bunun, bu çoğuldur tabi. Bunun müfredi yani tekili nedir? İmre'etun, imre'et. İmre'eh, normalde eğer nizami yapsaydık, yani işte müennestir ya, elif ve te ile çoğul yapsaydık, imraat diyecektik. Tabi diyemeyiz. Kırık çoğuldur o. Tamam. Bu dersimiz de bitti. Cenab-ı Hak fehminizi artırsın. Bu ilmi hakta kullanmayı nasip etsin. İnşallah sonraki çalışmamızda isim cümlesi, müptela haber meselesini okuyacağız inşallah. Biraz değinmiştik bir önceki derslerde. Hepinize feyizli çalışmalar dilerim.